Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Bugün seninle 5. Türkçe denememizi çözeceğiz. Biliyorsun ki sınava kadar tam 15 deneme çözeceğiz. Bu denemeleri izlemeden lütfen sınava girme diyorum. Lafı çok uzatmadan başlıyorum birinci soruyla. Türkçe'de yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir. Evet hocam bizim böyle bir kuralımız var. Hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır diye sorarsa Nasıl yapacağım hocam? Şimdi böyle bir soru gelirse aklına öncelikle bir ki eki gelsin. Sıfat yapan ki ve ilgi zamiri yapan ki yapım eki kabul edilir ve çekim ekinden sonra gelir. Nasıl hocam mesela masadaki elma dedin. Oradaki ki yapım ekidir ama sözcüğün en sonunda kalmıştır. Normalde sözcüklerimizin sonunda bizim ne vardır? Her zaman çekim ekleri vardır. Ki'ye bakacağız bu birinci. Ki'yi bulamazsak ne yapacağız hocam? Özellikle zarf fiil eklerine dikkat edeceğiz. Bazı zarf fiil ekleri, bazı fiilimsi ekleri haber kiplerinden sonra gelebilir. İşte bu soruda da seninle bunun örneğini göreceğiz. Nerede göreceğiz? Şurada başlarken diyor. Bu hocam baştan başlamak olmuş. Burası çok önemli değil. Sen başlamaktan da alabilirsin. Başlar. Şurada bir geniş zaman ekimiz var. Geniş zaman eki haber kipleri ne ekidir hocam? Çekim ekidir. Başlarken demiş bu da bizim zarf fiil ekimiz. Zarf fiil ekleri ya da diğer fiilimse eklerini biz ne kabul ediyoruz? Her zaman yapım eki kabul ediyoruz. Yapım ekinin sonda olmaması lazım. Bizim kuralımıza aykırı olmuş Bursa'yı işaretliyoruz. Aklımıza ne gelecekmiş? Fiilimse eklerini kontrol edeceğiz. Bir de ki ekini kontrol edeceğiz. Bu tip sorularda deyip hemen seninle 2'ye geçiyorum. Hangisi söylenemez diye sormuş birleşik yapılı, yapıca sıralı, basit yapılı, kurallı, olumlu. Yani sorumuz ne ile ilgili? Cümle türleri ile ilgili. Şu 5'ten mi başlayalım bakalım. 5. cümle olumlu bir fiil cümlesidir. Bir cümlenin fiil olmasına ve olumlu olmasına anlamak için nereye bakıyoruz seninle? Hemen sadece gidip yükleme bakıyoruz hocam. Yüklemde bir olumsuzluk eki yoksa düşünülüyor diyor. Düşünülmüyor demiyor. Bu cümle olumlu. Burada fiil varsa biz buna fiil cümlesi diyoruz. Hemen eledim bunu. Dördüncü cümle kurallı isim cümlesidir diyor. Yine yükleme gideceğiz. Dördüncü cümlede yüklem sondaysa kurallı diyeceğiz. Hemen geldik dördün sonuna. Eğilimindedir sözcüğüyle bitiyor. Eğilim sözcüğü sonda. Dolayısıyla kurallı ve eğilim sözcüğü bir isim. Dolayısıyla bu da doğru. Bunu da eledim. Üçüncü cümle basit yapılı bir fiil fiil cümlesidir. Basit yapı ve birleşik yapın ne demekti? Nasıl buluyorduk seninle? Her ikisinde de tek yüklem olacaktı. Bunda da tek yüklem olacaktı. Birleşik yapının içerisinde fiilimsi olacak. Ama basit yapının içerisinde fiilimsi olmayacaktı. Gel bakalım üçüncü cümlede fiilimsi var mı ve tek yüklem var mı? Bebeklerin uzun uyku süreleri de gözlerinin daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlar. Hocam burada tek bir cümle var. Bir tane yüklemim var burada. Ama şurada bir kalmasına fiilimsisi var. Gördüğün gibi isim fiil var. Tek yüklem fiilimsi olduğu için basit yapılı bir fiil cümlesi diyemem, söyleyemem. Bu birleşik yapılı bir fiil cümlesi. Dolayısıyla Ceyhan'ı işaretleyebiliriz. Peki gel senle devam edelim. Şu A'ya bir gidelim. Birinci cümle birleşik yapılı isim cümlesi demiş. Geldim hemen yükleme hocam. Çaba isim. İsim doğru. Peki birleşik yapıyı nasıl kontrol edeceğim? İçeride fiilimsi var mı diye kontrol edeceğim. Şurada bir olarak gördün sen de hemen olarak gördüğün an artık buna ne diyebilirsin? Birleşik yapılı diyebilirsin. Bunu da sildim. İkinci cümle yapıca sıralı bir cümledir. Sıralı cümlede neye ihtiyacım var hocam? Sıralı ve bağlı cümlelerde en az iki yükleme yani en az iki cümleye ihtiyacım var. Sıralı olması için birinci cümle ile ikinci cümlenin arasında virgül. Bağlı olması için ise bağlaç gerekiyor. Peki gel bakalım ikiyi ne yapmışlar? Bebeklerde gözünün ön tarafında dış dünya ile temas eden bölüm yetişkinlere kıyasa daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur. Birinci yüklenme burada buldum hocam. Yani daha geç nemlendirme gerektirir. İkinci yüklemini de burada buldum. İki tane yüklemim var. Peki bu iki cümlenin arasında bir virgül mü var yoksa yani bağlacı mı var? E hocam burada bağlaç var. Ama sıralı cümle diyor burada. Burada soruyu yanlış yazmışlar arkadaşlar. Şuraya bir virgül atması gerekiyormuş bağlaç yerine. Virgül atmayı unutmuşlar ve bir bağlı cümle yapmışlar. Dolayısıyla sorumuz hatalı ama ben sana konuyu anlatmak için bu soruyu yine de çözdüm. Dolayısıyla iki tane cümlemiz var. Şuraya bir virgül atılsaydı çok büyük ihtimal baskı hatası var. Virgülü atmayı unuttukları için sorunun iki cevabı var diyorum. Geçiyorum seninle 3'e. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Yukarıda bir parça var. Parçada anlam sorusu. Benzetme, sayısal veri, açıklayıcı anlatım, kişileştirme, üçüncü kişiyle anlatım. Üçüncü kişiyle anlatım çok kolay hocam. Ben mi yoksa o mu? Yani bana mesela kaplarım mı diyor, kaplar mı diyor. Kaplarım demediğine göre, birinci kişiyle anlatmadığına göre, üçüncü kişi doğru Benzetme ve sayısal veri demiş. Şurada %20'yi gördüğünden eminim sayısal veri gitti. Peki benzetme hocam şurada bir gibi var gördüğün gibi. Dolayısıyla benzetme edatında olduğuna göre benzetme de gitti. Ben metni bilerek okumuyorum ama sen şöyle metne bir göz gezdirdiğin zaman yukarıda bilgi verildiğini göreceksin. Bilgi veren metinlerde hangi anlatım kullanılır? Açıklayıcı anlatım kullanılır hocam. Bu da gitti. Yukarıda kişileştirme yok hızlıca çözdük. Dördüncü soruya geçtik seninle. Bu parçadaki numaramış işlerlerden hangilerine noktalı virgül getirilmelidir? Noktalı virgülü bu sene birçok kez anlattım. Artık yapabildiğimizi düşünüyorum. Mehmet Akif Ersoy Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerindendir. Buraya noktalı virgül getiremeyiz. Niye getiremeyiz? Zaten cümlenin içerisinde hiçbir şekilde başka bir virgül atacağım bir yer yok. Ne demek istiyorum hocam? Noktalı virgül getirebilmem için. Mesela öncesinde ya da sonrasında virgül olması lazım o cümlede. Virgülsüz bir cümleye noktalı virgül zaten atamam. E ben bu menfet akversoy neyle ayıracağım? Virgülle ayıracağım. Peki noktalı virgül atacak herhangi bir yer kaldı mı bu cümlede? Kalmadı. Dolayısıyla bir seninle virgül attık. Türkçe'de en çok konuşulan şiir olan sanat onundur. Şair yine ne yapacağız? Hayat küçük olduğu için bir virgül atacağız seninle öznemizi ayıracağız. Şair hayatın hemen her safhasında şiirle uğraşmış. Daha çok şair kimliğiyle tanınmıştır. Şimdi hocam burada virgülü özneyi ayırma görevinde kullandık. Şurada da virgülü sözcükleri ayırma görevinde kullanmam gerektiği zaman ne yapıyorum? İşte o zaman noktalı virgülü çağırıyorum. Gel diyorum ben virgülü daha önce kullandım. Burada tekrar kullanamam. Bana yardım et. Şuraya bir tane nokta koyalım. Bunun cümleleri ayıran bir işaret olduğu belli olsun istiyorum. Noktalı virgülün noktalı virgülü virgülün görevini üstlenmesi için çağırabilirsin. Sadece unutma. Burada virgül olduğu için buraya noktalı virgül attım hocam. Bir tanesi bu. Devam ediyorum. Bu itibarla onun portresine bakanlar küçük başlamış virgül atacağım. Öncelikle şair Mehmet Akif'i görürler. Cümle bitti, virgül atmam gerekiyor ama daha öncesinde virgül attım. Dolayısıyla tekrar yardıma noktalı virgülü çağırıyorum. Şuraya tepeye bir nokta koyuyorum. Buraya da noktalı virgül koydum. 3 ve 5'i ne yaptım? Hemen bakıyorum. 3 ve 5'i işaretledim, geçtim. Numara cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerdeki imeki kaç farklı işlevde kullanılmıştır? 5 tane sözcük vermiş bana. Gel bu imeklerinin hepsini öğrenelim seninle birlikte. Bilim diyor hocam. Bilmekten, bilmekten bilim olmuş. Sözcüğün türünü değiştirmiş. Dolayısıyla elimde bir tane yapım eki var. Burada bir. Sözlerim diyor. Benim sözlerim, benim sözlerim, benim anlamına gelen ek Türkçe'de ne ekidir hocam? İyelik ekidir. Birinci teki şahıs iyelik eki var burada. Bu da ikinci görevi. Göndereceğim, ben göndereceğim. Bak benim değil bu sefer. Ben göndereceğim. Fiile gelen ve ben yerini tutan eke biz ne diyoruz? İyelik eki demiyoruz da bu sefer ne diyeceğiz buna seninle birlikte? Şahıs eki, kişi eki diyeceğiz. Tekrar ediyorum. Kişi eki fiile gelir. Ben anlamını verir. Buradaki im eki, iyilik eki ise isme gelir, benim anlamını katar. Peki devam edelim. Akademisyenlerden biriyim. Yine burada bir im var hocam. Şurada da bizim yine im var hocam. Aslında buradaki biriyim de şuradaki sözlerimle aynı. Ben akademisyenlerden biriyim. Yine ben anlamı kattı. Peki hocam buna direkt ne diyeceğim? Şahs eki ya da iyilik eki diyecek miyim? Hayır. İmekini almış sözcük isimse bir isim değil mi? Bir isim. İmekini almış sözcük isimse artık buradaki imekinin görevine biz seninle birlikte ek fiil diyeceğiz. Yoksa değişen hiçbir şey yok. Sadece yüklemek dek geldiği için imeki bu sefer görevi ne yaptık seninle birlikte? Ek fiil yaptık ve tam dört tane görev bulduk. Peki devam edelim. Bizim teklifimiz demiş hocam burada da bir imeki var. Buradaki imekinin görevi ne peki? Buradaki imekinin görevini anlamak için bir belirtili isim tamlamalarını tekrar hatırlamamız lazım seninle. Mesela sen onun evi diyorsun belirtili bir isim tamlaması kuruyorsun. Doğru mu? Ben sana belirtili isim tamlamalarını nasıl buluruz diye öğrettim her zaman. İnekini gördüğün yerde belirtili isim tamlaması vardır. Peki sen onun evi dedin isim tamlamasını kurdun. Senin evin dedin yine isim tamlamasını kurdun. Bak burada inekini koydun. İnekini kullandın. Peki inekini ben ve bize getirince ne oluyor? Sen bizim diyebiliyor musun? diyemiyorsun dolayısıyla bizim diyemediğin için sen onu bizim yapıyorsun ve aslında tamlama kurarken kullandığın ineki ime dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla burada bir tamlayan eki görevi üstleniyor ve bu da bizim neyimiz oluyor? Beşinci görevimiz oluyor. Şuraya dikkat arkadaşlar. Bizim teklifimiz bir isim tamlamasıdır. Sana isim tamlaması öğreten hocaların genellikle sadece üçüncü teki şahıs iyilik eki almış isim tamlamalarını öğretir. Ne demek istiyorsun Cemal hocam? Mesela sana der ki Kapının kolu. Hep bu son kısım u ile biter, i ile biter, ı ile biter, s ile biter. Araya bazen s girer değil mi? Arabası dersin. S, 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 sü olur. Peki hep burada nın mı olur hocam? Ve hep burada ı, I, i, u mu olur tamlamalarda? Hayır. Tüm kitaplarda isim tamlaması böyle anlatırsa da aslında şurada, benim evim dediğiniz zaman da siz bir isim tamlaması kurarsınız. Hatta kaliteli kaynaklarda bu isim tamlaması, isim tamlaması sorularında karşınıza çıkar. Aman dikkat diyorum. Burada da bir belirtili isim tamlaması vardır. Benim evim dersen de, bizim evimiz dersen de bu bir isim tamlamasıdır diyelim. Sayfayı hemen değiştirelim. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Seninle birlikte 6. sorudayız. Şıkları gördün. Karma bir dil bilgisi sorusu var burada. Hemen korkacağız ve bu soruyu boş mu bırakacağız? Hayır. Karma dil bilgisi soruların cevabı inan bana kolay olur. Denemelerde lütfen bunu okumadan boş bırakma. A. Yer yön belirteci kullanılmıştır. Şu bilgiyi biliyorsan bu soru artık senin için çok kolay. Yer yön belirteci Türkçe'de 8 tanedir hocam. İleri, geri, aşağı, yukarı, öte, beri, içeri, dışarı. Bu sekiz sözcükten başka Türkçe'de yer yön zarfı yoktur ve bunlar hiçbir şekilde ek almayacak. Aynen benim saydığım şekilde olacak. Peki gel bakalım birinci cümlede hiç böyle bir sözcüğe rastlayacak mıyız seninle birlikte? Şöyle hızlıca okuyalım. Massachusetts Üniversitesi'nden Doktor Wheeler ve ekibinin yaptığı bir araştırmada her sabah sadece 30 dakikalık egzersiz yapmanın tansiyonu düşürmede tansiyon ilaçları kadar etkili olabildiğini gösteren sonuçlar elde edildi. Araştırma kapsamında yapılan deneylerde şöyle hızlıca okumadan devam ediyorum. Sen lütfen oku. Hiçbir şekilde söylediğim 8 sözcük yok. Dolayısıyla Adana'yı hemen işaretledik bu zor soruda. Bak kurallı birleşik sıfatı bilmesen de Gözde özneyi bilmesen de ilgecin ne olduğunu hatırlayamasan da şunu bile yapamasan en azından bu basit bilgiyle yeryem veriteci bilgiyle zor bir soruyu ne yapabilirsin çözebilirsin. Ben daha önce çıkmış sorularda da bunun örneğini çok gösterdim sana karma dil bilgisi sorularında cevap kolaydır. Peki gel birlikte diğerlerini öğrenelim kurallı birleşik sıfat ne hocam? Bak birleşik olsun sıfatın diyor. Normal sıfatta diyorsun ki sen güzel kalem, nasıl kalem, güzel kalem. Güzel kas sözcükten oluşur, bir sözcükten oluşur. Birleşik olması için birden fazla sözcüğe ihtiyacım var. Birden fazla sözcükten oluşan bir sıfat arıyoruz. Birleşik sıfat sorduğu zaman. Mesela dedin ki kolu kırık çocuk. Bu nasıl bir çocuk? Kırık bir çocuk mu? Kolu çocuk mu? Hayır bu kolu kırık bir çocuk. İkisini birbirinden ayıramıyorsun. Yukarıda da böyle bir şey bulmamı istiyor benden. 30 dakikalık egzersiz. Nasıl egzersiz? 30 dakikalık egzersiz. 30 ve dakikalık sözcüğünü birbirlerinden ayıramadın ve bulduğun sıfat iki sözcükten oluşuyorsa kurallı birleşik sıfat bulmuşsun demektir. Sözde özne kullanılmıştır. Ne yapacağız hocam? Sözde özne sorunca biz cümlenin ögelerini bulur gibi öge mi bulacağız? Hayır. Sözde özne demek edilgen bir fiil bul demek. Yani yüklemdeki fiile bak, edilgen olsun demek. Hemen şurada bir istendi yüklemi var. İstendi yüklemi edilgen mi hocam? Nereden anlayabilirim? Edilgen fiillerin başına başkaları tarafından söz ebeğini getirebilirsin edilgen fiillerde başkararı tarafından yapılma anlamı vardır. Başkararı tarafından istendi. Eğer bu isteme eylemi başkaları tarafından istendiyse orada edilgen fiil vardır. Edilgen fiilin olduğu her yerde de sözde özne vardır. Eğer başkaları tarafından istenmeseydi yani şu ne olmasaydı içinde Kendim isteseydim bunu, istesim, istedim deseydim, istedi deseydim, istediler deseydim o zaman ne olacaktı hocam? etken bir fiil olacaktı. İlgeçlere yer verilmiştir. İlgeç ne demek? İlgeç edat demek. ÖSYM bu ikinci anlamları kullanmayı sever. Lütfen bunlara dikkat et. Edat bulabilir miyiz peki bu metinde? Hemen hızlıca senin için bakalım. Şurada bir yerde bir kadar okudum diye hatırlıyorum. Kadar için gibi sözcükleri her zaman edattır. Bunları tut aklında. Sorularda en çok kullanılan edatlar kadar, için, gibi, gibi ve bir de bitişik yazılan ile sözcüğü. İleyi asla ayrı yazmazlar bilerek bitişik yazarlar ki sen onu göreme diye. Sıralar ile sıralarla bitişik yazılan ileye de dikkat ediyorsun ilgeç ararken. Tamlananı ortak belirtili isim tamlaması vardır diyor. Hocam normalde şu bir isim tamlamasıdır. Şurası tamlayandır. Şurası da tamlanandır. Tamlanan ortak olsun ne demek? Tamlananı iki tane tamlayan kullansın demek. Yani şuraya bir tane daha çizeceğiz böyle bir durumda. Tamlanan tek olacak. Bunlar da buna Ortak olarak kullanılacak. E i̇ki sözcüğü sen genellikle ne ile ayırırsın? Ya virgülle ayırırsın ya V ile ayırırsın. Metinde hızlıca böyle bir yer arayarım seninle bulabilecek miyiz bakalım. 55-80 yaş aralığındaki 35 kadın ve 32 erkeğin 3 farklı günlük planı. İne olduğu, inekinin olduğu her yerde ne dedi Cemal Hocan? Sana belirtili isim tamlaması vardır. Erkeğin planı bir isim tamlaması. Peki bu plan sadece erkeğin planı mı? Yoksa bu plan kadının da planı mı? Evet hocam hem erkeğin hem kadının planı. Hem bu buna bağlı hem buna bağlı. Dolayısıyla burasını ne yapmış? Ortak kullanmış diyorsun. Hemen benimle yedinci soruya geçiyoruz. Bu cümlede yer alan noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diye bir soru sormuş. Hadi gel bir bakalım. Edebiyat tarihçiliği için Sabahattin Kudret Aksal. Bu büyük ihtimal özne. Şu da ne? Özneyi ayırma görevindeki virgülümüz. Bu doğru hocam. Şiir yazan hikayeciler safında Çağdaşı Necati Cumali ve Sait Faik Abasiyanlık'la beraber şurada bir kesmem var. Doğru hocam. Şu tırnak işareti bir dursun ona sonra geleceğim. Abasiyanlık'la beraber bohçalara sarılmış. Burada bir noktalı virgül kullandı. Neden? Özneyi virgülle zaten ayırmıştı. Şimdi buraya da virgül atacaktı ama bir karışıklık olmasın diye tepesine nokta koydu. Bu da doğru. Hocam noktalı virgülü de sildim. E cümlenin sonuna da ne koyarım? Nokta koyarım. Bu da doğru. Geriye ne kaldı peki? Tırnak işareti kaldı. Ceyhan'a işaretleyebilirsin. Ama yine bir not düşmek istiyorum buraya. Bu soruda da bir hata olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle bir hata var. Soruyu yazan arkadaşımız, soruyu yazan öğretmenimiz. Çağdaşı Necati Cumal ve Sait Faik Abasyanlık'la beraber kısmını ara söz olarak düşündü çok büyük bir ihtimal. Ve dedi ki ara söz iki tane virgülle ya da iki tane kısa çizgiyle ayrılır. Tırnakla ara söz belirtilmez. Fakat Burada bunun ara söz olduğu maalesef ki net değil. Ve biz tırnak işaretini istediğimiz kısımları vurgulamak için de kullanabiliriz. Ama soruyu yazan arkadaş bunun bu kısmın ara söz olduğunu düşünmüş ve dolayısıyla buraya virgül atılması gerektiğini düşündüğünden cevabı bize tırnak işareti vermiş. Fakat hatası şurada. Abasyanlıkla beraber bohçalara sarılmış derseniz eğer ara sözünüz burada temel cümleyle böyle anlam bütünlüğü sağlarsa o zaman düzgün bir ara söz yazamamışsınız demektir deyip buraya da bir not düşüyorum. Amana tırnak işaretini normalde vurgulamak istediğin söz öbeklerinde kullanabilirsin. Burada da vurgulama gibi görünüyor ama dediğim gibi bunun bir ara söz olduğunu düşündükleri için cevabı tırnak işareti vermişler. Sen bu sorunun yanlış olduğunu fark edemezsen bile noktanın doğru olduğunu biliyorsun. Virgülün doğru olduğunu biliyorsun. Özel isme gelenekin ayrılması gerektiğini biliyorsun. Buradaki noktalı virgülün de doğru olduğunu biliyorsun. Biraz önce çözdük. Git yine Ceyhan'ı işaretle. Soruyla kavga etmeyin asla. Cevabı buluyorsanız işaretleyin. Mantıklı olmasa da diyorum. 8. soruya geçiyorum. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinden sonra burada yazan cümle getirilebilir diye bir soru sormuş bana. Sözcükte özür dilerim. Paragrafta yapı. Şimdi ben sana her zaman diyorum ki yapı sorularını çözerken bu sözcüğüne dikkat edeceksin. Bu sözcüğünü ÖSYM'nin kullanmadığı yapı söz sorusu neredeyse hiç yoktur. İstersen aç çıkmış soruları kendin bak. Peki bu sözcüğü burada bizim ne işimize yarayacak hocam? Bu teknolojinin amacı, bu teknolojinin amacı dediğine göre yukarıda bir teknolojiden bahsetmek zorunda. O zaman yukarıda teknolojiden bahsedilen bir yer aramaya bakalım önce. Olur mu? Gel bakalım birden başlayalım. Yapay zekayı bilgisayar bilimleri altında gerek donanım gerekse sadece yazılım odaklı zeka sistemlerin tasarım gelişmesiyle ilgilenen bir alan olarak tanımlayabiliriz. Teknolojik kelimesi geçmedi devam ediyorum. Yine gerçek dünya tabanlı problemleri çözmek için çeşitli yapay zeka yaklaşım yöntem ve teknikleriyle geliştirilmiş yazılımlara da yapay zeka diyebiliriz. Tamam. Teknoloji kelimesi hala geçmedi hocam. 3'e bakıyorum hızlıca, 4'e bakıyorum hızlıca, 5'e bakıyorum hızlıca. Teknoloji kelimesi hala geçmedi. E Cemal hocam hani teknolojiyi görünce yukarıda teknolojiyi görüp hemen işaretleyecektik. E her zaman o kadar kolay değil o iş. Sana anlatmak istediğim şey o değil. Yukarıda ya teknoloji kelimesi geçecek ya da yukarıda bir teknolojiden bahsedecek. Peki benim zeki öğrencim hangi teknolojiden bahsediyor burada? Yapay zeka teknolojisinden bahsediyor. Sen bunu okuduğunda anladın. Birinci cümlede yapay zeka teknolojisinden bahsettik. İkinci cümlede yine yapay zeka teknolojisinden bahsettik. Onunla ilgili bir tanım verdik. Yapay zeka teknolojisi, yapay zeka teknolojisi dedik. Üçe geçtik bunu sağlayan dedi. Şurada bir yine bunu var bak gördün mü? Bu buyu da birazdan başka bir yere bağlayacağız. Yapay zeka teknolojisi, yapay zeka teknolojisi desek de hemen ikiden sonra bunu koysak bu teknolojinin amacı desek diyelim hemen. Bu teknolojinin amacı sayısal sistemler üzerinden gerçek dünya problemlerinin çözülmesi amacıyla zeki sistemler oluşturulmasıdır. Yapay zeka teknolojisinden sonra hemen bunu getirdik. Bir de bu vardı değil mi? Şurada bunu vardı. Peki çözülmesi amacıyla sistemler oluşturmasını nasıl sağlayacak? Bunu sağlayan da bünyesinde çeşitli matematiksel ve mantıksal yapılar barındıran özel algoritmalar dedin. Cuk diye oturdu. Buradaki buğulara, buradaki buğulara lütfen dikkat et. Her zaman da yukarıda birebir aynı sözcüğü arama. Biraz kafayı çalıştır. Gel seninle 9. soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizişi bu cümlenin öge dizişi aynıdır. Şimdi bu soruyu görür görmez öge çözmeye başlıyorsan sonra da tek tek aşağıda öge, öge çözmeye başlıyorsan sıkıntı var demektir. Bu senin için hem bir süre kaybı hem de çözerken bu sorudan sıkılmana sebep olacak bir sebep. Şimdi. Ne yapacağız peki hocam? Biz hemen öge çözecek miyiz? Hayır. Hemen şu önce bir son sözcüğe bir bakacağız. Yüklemi bir tespit edeceğiz seninle birlikte. Yüklemleri bir tespit edeceğiz. Yüklemlerin hepsi fiil mi, isim mi diye hızlıca bir bakacağız. Hepsi fiil çıkarsa peki ne yapacağız hocam? Ya da hepsi isim çıkarsa ne yapacağız? O zaman da bir yandakine bakacağız seninle. Öge dizilişi olduğu için hemen bir yandakini bulsak da benim için yeterli. Ama biz bir bakalım. Burada süreç isim alınmak fiil, elde edilmek fiil, tespit edilmek fiil, bir durumdur isim, zorunlu kılıyor kılmak fiil. Şu isimdi, bu isimdi. Aynen ne yaptım? Denizli'yi işaretledim. Niye bu kadar eminim kendimden? Isim cümleleri çözdüğün 100 isim cümlesinden 90 tanesi emin ol bana ya sadece özne yüklem çıkar ya da sadece yüklem çıkar öge sayısı en az olan cümleler isim cümleleridir. Gel istersen çözelim seninle. İzlediğiniz bir sattaş oyunundaki oyuncuların yapabileceği hamleleri ve bunların sonuçlarını analiz etmek hem keyifli hem de eğitici bir süreçtir. Hem keyifli hem de eğitici bir süreçtir yüklem. Hem keyifli hem de eğitici bir süreç olan ne? Nokta 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 analiz etmek şuraya kadar hocam hepsi özne sarılık özne. Yeni doğan bebeklerde sıkça görülen ve çoğunlukla tehlikeli olmayan bir durum. Burada bir sıfat damlaması olduğu için hepsini hocam yüklem. Özne yüklem, özne yüklem, öge dizişi aynı denizliği işaretledim. Peki hocam yukarıda bir fiil cümlesi olsaydı ve burada 4 tane fiil olsaydı ne yapacaktık? Nasıl daha hızlı çözecektik? Hemen fiilin yanında vurgulanan ögeye bakacaktık. Fiilin yanında zarf tümleci olduğunu hayal edelim yukarıda. Burada fiilin yanında dolaylı tümleç var. O zaman ele. Yukarıda zarf tümleci olduğunu düşünelim. Burada fiilin yanında nesne var. O zaman ele. Lütfen hepsini çözerek vakit kaybetme. Gel benimle 10. soruya. Bu cümlenin yüklemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenilemez demiş yine böyle beşli karma bir dil bilgisi sorusu. Peki biz bu karma dil bilgisi sorularında ne yapacağız? Hemen hızlıca geçecek miyiz yoksa bunlar aslında kolay olabilir mi? Gel bakalım seninle birlikte. Basit yapılı bir fiildir demiş. Bursa'dan başladım. Basit yapılı fiil ne demek hocam? Basit ya da türemiş yapılı fiiller tek sözcükten oluşur. Birden fazla sözcükten oluşmaz. Birden fazla fiilden ya da birden fazla sözcükten oluşanlara biz birleşik yapılı fiil diyoruz. Bunu tut aklında. Sonra şu duramaz mıydınıza gel. Ben ÖSYM her zaman olumsuz fiilleri çeldirici olarak kullanır dedim sana daha önce. Olumsuz bir fiil varsa bunu her zaman olumluya çevirin. Hem zaman ekini daha kolay görebilirsiniz hem de fiilin yapısını daha kolay görebilirsiniz. Peki Duramaz mıydınızın olumlusu ne? Duramazın olumlusu ne? Durur mu? Durmak mı? Durmak derseniz bakın durmaz. Derseniz ortada bir tane A harfi eksik çıkar. Burada durmaz yazmıyor. Duramaz yazıyor. O zaman şu ortada A olduğu zaman lütfen bunun ebilmek fiilinin yani yeterlilik fiilinin olumsuzu olduğunu akıl et durabilmek hocam bu durabilmek. O yüzden bak a'yı tekrar buraya koydum. Olumsuzunda da a vardı, olumlusunda da a vardı. Dolayısıyla hem durmak hem bilmek fiilleriyle birleşmiş kurallı bir birleşik fiilim var burada ve buna biz yeterlilik fiili diyoruz. Dolayısıyla buna basit dememiz imkansız. Duramaz mıydınız? Biz bunu durabiliriz diye düzeltelim. Geniş zaman demiş. Şurada bir geniş zaman gördük mü? Gördük hocam. Maz'ın geniş zaman olduğunu da daha rahat görebilirsin. Maz geniş zaman. Geniş zamanın hikayesi derse geniş zamandan sonra bir dı eki gelecek gelmiş hocam. Geniş zamanın rivayeti deseydi miş eki gelecekti. Şartı deseydi s eki gelecekti. Geniş zaman hikayesi dediğinde de hemen geniş zamandan sonra bir di ekinin gelmesi gerekir. Burayı da çözelim hemen. Özne yüklem ilişkisine göre etken özellik taşı Maktadır. Evet duramaz mıydınız? Siz duramaz mıydınız? Başkası tarafından değil. Siz. Dolayısıyla etken hocam. İkinci çoğu şahıs demiş. Bak siz yazdım yine. Bu şıkkı da bu götürdü. Geçişsiz bir fiildir demiş. Başına geçişli geçişsizlik için onu sözcüğünü koyuyoruz. Onu duramaz mıydınız? Olmuyor. Olmadığı için geçişsiz fiil diyoruz. Hemen seninle 11'e geçiyoruz. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numara alınmış cümlelerin hangisiyle başlar diye sormuş. Şimdi ben yapı sorusunda şu solda ne dedim sana? Bu da bir yapı sorusudur arkadaşlar. Burada da ikiye ayıracağız. Yapı sorusunda bu ya dikkat edelim. Tamam mı? Bir de yapı sorularında neyi bilelim hocam? Soruların %95'inde cevap şuralarda gizlidir. İstersen bu soru tipinden bir 100 tane çöz. Cevapları sonra alt alta yaz bakalım. Kaç tane Bursa, Ceyhan, Denizli çıkacak? Genellikle burada gizlidir. Çünkü bir parçayı ikiye böleceğiz. Dolayısıyla ortaya yakın yerlerden bölüyoruz. Neyse geçelim. Şuradaki buyu gördün mü? Gördün. Buradaki buyu da gördün mü? Gördün. Bu kaygılar ifadesi bana 2'nin bire bağlı olduğunu gösterebilir. Soluduğumuz havanın kalitesi hakkında endişeler gün geçtikçe azalıyor. Bu kaygıları azaltmak için çeşitli firmalar yeni teknolojik ürünler üzerinde çalışıyor. Bu ürünler arasında, buradaki bu da ürünlere bağladı. Bu ürünler arasında solunan havayı temizleyen yüz maskeleri ön plana çıkıyor. Dolayısıyla hocam cevabının 2 ve 3 olması nedir? İmkansızdır. Doğru mu? Bakın şurada bir de 5 göstereceğim ben sana. Hatta 6. Şurada bir bu hava kirliliği var yine. Bu hava kirliliği dediğine göre yukarıda yine nereden bahsedecek? Bir hava kirliliğinden bahsediyor olması gerekiyor. Bak şuralarda bir hava kirliliğinden bahsediyor ve daha sonra da %91 gibi büyük bir kısmı hava kalitesinin düşük olduğu bölgelerde yaşıyor diyor. Dolayısıyla bu da hocam bağlı. Peki tam olarak nereden böleceğim bunu hocam? Bak tam olarak şuradan böleceğim. Çünkü sen metni okuduğunda göreceksin ki zaten 2 ve 3'ü birbirine bağladın ve metni okuduğunda göreceksin ki burada hava kirliliğinin başka bir yönüne değiniyor artık. Hava kirliliği her yıl tahmini olarak 4.2 milyon kişinin ölümüne neden oluyor hocam. Burada soluduğumuz hava kalitesinin endişesinden, bozulmasından bahsetti. Bazı ürünlerin havayı temizleyen yüz maskeleri gibi ürünler olduğunu söyledi. Artık konunun yönünü değiştirdi. Hava kirliliği ile ilgili bana bir istatistik verdi. Daha sonra da o istatistikle devam etti. Sayılar vermeye ne yaptı? Devam etti. Dolayısıyla tam şuradan yön değiştiği an bölüyorsun. Ama sana ben bu bu sözcüklerini neden gösteriyorum? Sen yönün değiştiğini bazen fark edemiyorsun. Diyorsun ki burada da hava kirleniyor, burada da kirleniyor, burada da kirleniyor, burada da kirleniyor. Konu hep aynı kalıyor sanıyorsun. O yüzden lütfen bağlantı ifadelerine dikkat et diyorum. Hemen sayfayı değiştiriyorum. Geldik seninle yeni sayfaya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?" demiş. Altını çizmediği için nispeten daha zor görünse de kolay bir soru. Merak etme. Zafer meydanı, meydan büyük yazılır. Meydan, bulvar, cadde, sokak, mahalle büyük. Artık bunu öğrendiğini düşünüyorum. 14 Mart Tıp Bayramı özel isim hocam 14 olduğu için yanında martında büyük olması gerekiyor. Şurada şöyle sıkıntılı olacak bir sözcük, senin gözüne takılacak bir sözcük yok buralar kafana takacağını düşünmüyorum. Geçiyorum. Daha önce hiçbirimiz hiçbir bitişik artık buna alışmış olman lazım. Burada da başka kafana takılacak bir sözcük olduğunu düşünmüyorum. Yarım yamarak Türkçesi. Hocam Türkçesi derken Türkçeyi şöyle kesme işaretiyle ayıracak mıyız? Hayır, ayırmayacağız. Bugün de bununla ilgili kısa video attım zaten. Türk kelimesi Türkçe kelimesi Türk'ten türemiştir. Yapım ekinden sonra gelen ekleri biz hiçbir şekilde ayırmayız. Burada da bir sıkıntı yok hocam. Yolculuk sırasında camların hepsi açık olduğu için Ceyran'da kalmıştı. Evet biz konuşurken Ceyran diyoruz ama bunun aslı Cereyan. Cereyan olacak. Sözcüye, sözcük bilgisine sözlük bilgisine dayalı, genel kültüre dayalı bir soru olmuş bu ama diğerlerini yapabildiğin için kolay olduğunu düşünüyorum ve hemen 13'e geçiyorum. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diye sormuş. Yine altını çizmemiş. Şöyle gözümüze takılanlara seninle birlikte bakalım. İnsanoğlu, oğlu sözcüğü arkadaşlar her zaman bitişik yazılır. Tarih boyunca tüm ilgi alanları ve ortaya koyduğu tüm araştırmalar göz önüne alındığında şu hemen senin de gözüne çarptı bence. Göz önüne alınmayı ya da göz önü sözcüğünü ben niye bitişik yazayım? bitişik yazılacak bir sözcük değil hocam bu. Ayrı yazılması gereken bir sözcük. Dolayısıyla sanırım yazım yanlışımızı direkt A'da bulduk. Çok üzerinde durmadan geçeceğim. Sana sadece şunun tavsiyesini verebilirim. Bitişik ve ayrı yazılacak sözcüklerde. Temel kuralımızı aslında biliyorsun sen. Temel kuralımız ne hocam? İkinci sözcük anlam kaybına uğrarsa bitişik yazıyorum. Uğramazsa ayrı yazıyorum. Peki bu yeterli mi? Hayır yeterli değil. Bunu öğrendikten sonra bunun istisnası olup da bitişik yazılan sözcükleri de öğrenmek zorundasın. O yüzden bu bitişik sözcükleri de sıkıntı yaşıyorsan tavsiyemi tekrar ediyorum. İkinci cümle, ikinci sözcükte anlam kaybı olduğunda bitişik yazıyoruz bu cepte ama bunun dışında bu istisnaya uymayan yaklaşık 11-12 tane maddemiz var. Bu maddeleri tek tek öğrenip bitişik yazılanları da öğrenirsen onun dışında kalan her şey zaten ayrı yazılacağı için ayrı yazılanlarda özellikle öğrenmene gerek kalmaz diyorum. 14'e geçiyorum. YGS 2017 sorusuymuş. Gel bakalım. Bu parçadaki sözlerden hangisinin anlamı ayrı içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir. Genellikle sınavda kaçıncı soru olur bu? Birinci soru olur. Peki hemen çözelim. Klişe bir sahne. Klişe kelimesinin anlamını bilmiyorsan zaten bunu çözemezsin. Klişe bir sahne basma kalıp bir görüntü vardır. Kimi filmlerde klişe bir sahne? Basma kalıp bir görüntü vardır. Olabilir mi hocam? Olabilir. Sahne eşittir görüntü demek değildir diye burada düşünüp kafayı yakma lütfen. Kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyor muyuz? Bir ona bir bakalım. Basma kalıp bir görüntü vardır dedim diyebildim hocam. Daktilosunun başına oturup yaratma sancıları çeken bir yazar var elimizde. Yaratma sancısı çeken yazar ne demek? Bir şeyler üretmeye çabalayan bir yazar demek. Bunu da kullanabildim, bunu da kullanabildim, devam ettim. Bu sahnede aktör aklındakileri bir an evvel dışarı vurmak, yazıya dökmek için... Şimdi dışarı vurmak, yazıya dökmek tam karşılanmıyor gibi gelecek sana ama böyle tam karşılamadığı zaman cümlenin bağlamına bakıyoruz hemen. Dışarı vurmak için daktiloya, Ha, daktiloyla dışarı vuracağına göre daktiloda sen ne yaparsın? Yazı yazarsın. O zaman dışarı vurmak yerine bir an evvel yazıya dökmek için daktilo'ya heyecanla beyaz bir kağıt takar diyebilirsin. Bunu da eledim hocam. Yazdıklarının içine sinmediği, yani yazdıklarından memnun olmadığı, hoşnut olmadığı yüzündeki ifadeni anlaşılır da diyebilirim hocam ama yardım ummak yerine ne yapacağını bilmemek diyemem. İkisi bambaşka şeyler. Yardım ummak, yardım istemek. Farklı. Ne yapacağını bilememek tamamen farklı bir şey. Metnin bağlamına bile bakmama gerek yok. Denizli'yi senin de işaretlediğini biliyorum ve hemen nereye geçiyoruz? 2016'da çıkmış bir soruya. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yukarıyı bir kısaca okuduğumuz zaman bir bilgi, bilgilendirici bir metin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla soru kolay. Bilgilendirici metinlerde sadece bilginin doğruluğuna bakarız biz. Gel peki hangi bilgiyi vermiş onu kontrol edelim seninle. Türk Edebiyatı'nın önemli sanatçılarından Yaşar Kemal. Birinci bilgim bu. Elimde bir Yaşar Kemal var. Düşlerine sığınarak hayatta tutunmaya çalışan sokak çocuklarının unutulmaya mühürlenen hayat hikayelerini anlattığı Neredesin Arkadaşım? Bak Yaşar Kemal'in altını çizdim. Bir de Neredesin Arkadaşım diye büyük ihtimal bir eseri var. Neredesin Arkadaşım? Büyük Usta'nın çocuklarla yaptığı söyleşilerden oluşmaktadır. Ha hocam Yaşar Kemal'in bir kitabı varmış. Yazarım Yaşar Kemal'miş. Bunun neredesin arkadaşım diye bir kitabı varmış. Peki bu kitap neden oluşuyormuş? Söyleşilerden oluşuyormuş. Doğru mu? Söyleşiymiş bu kitap. Dolayısıyla Yaşar Kemal neredesin arkadaşım ve söyleşi bilgisi var elimde. Bu bilginin olmadığı her şeyi ne yapabilirim ben artık eleyebilirim. Neredesin arkadaşım? Birinci bilgim var burada. Yaşar Kemal'in Yine bir ikinci bilgim var burada. Sokak çocuklarıyla yaptığı röportajların röportaj ve söyleşi eş anlamlı. Bunu da bilirsen hemen üçüncü bilginde var burada. Bir seçki olarak yayınlanmıştır. Evet bu yukarıda da aynı şeyi söyledi. Yaşar Kemal'in bu kitabı bir söyleşidir. Bunu işaretleyebilirsin. bilirsin. Peki gel diğerlerine bakalım. Yaşar Kemal'in var hocam. Sokak çocuklarının üzerine yaptığı araştırmalar. Araştırma değil, bu neydi? Söyleşilerden oluşuyordu. Bunu eledim. Sokak çocuklarından edindiği izlenimlerle Yaşar Kemal, ''Neredesin arkadaşım?'' ikinci bilgi de tuttu. Atlı öyküyü diyor. Öykü değildi, bu söyleşiydi. Dolayısıyla bunu da eledim. ''Neredesin arkadaşım?'' yine var burada. Yaşar Kemal yine var burada. Yine bir öykü demiş. Öykü değil, elimde ne vardı? Söyleşi vardı. Bunu da eledim. Hayati kendi konu edinen ''Neredesin arkadaşım?'' var yine burada. Yaşar Kemalle yapılan atlı öykü kitabı yine öykü kitabı dedi hocam bana. Yaşar Kemalle yapılan röportaj dedi. Röportajda koymuş bunu çeldireceğini zannediyor. Ama Yaşar Kemalle röportaj yapılmadı. Ayrıca bu bir öykü kitabı değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Öykü kitabı üzerine bir röportaj yapılmadığı için bunu da eleyeceğiz. Adana'yı işaretleyeceğiz. Seninle unutma. 15. Denemeye kadar bu videoları izlemeye devam et takipte kal hoşça kal